Şimdi dünyanın manşetlerinde bakalım yazılı basında neler var? Süheyla Demir'e dönüyoruz. Süheyla. Bugün Rusya'nın gündemiyle başlayalım. Çünkü aslında bugün Türkiye ve Rusya Andrei Karlov'u anıyor. Andrei Karlov suikastının üzerinden tam bir yıl geçti. Dün Moskova'da bir anma etkinliği vardı. Rassiskaya Gazeta, Rusya gazetesi yani Rusya hükümetinin resmi gazetesi düzenledi bu etkinliği. Ve gazetenin manşetinde de bugün o etkinlik var. Denmiş ki Karlov Köprüsü. Evet, Karlov hala gazeteye göre iki ülke halkları arasında bir köprü görevi görüyor. İki ülke halkları hala birleştiriyor. Dün o anma töreninde Andrei Karlov'un acılı eşi Marina Karlova da konuştu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki ben Türkiye'ye asla kırgın değilim. Bunu yapan Türkiye ya da Türk milleti değil. Bunu yapan tüm dünyaya yayılan terörizm. İşte bu ayrımı yapmak, bunu vurgulamak çok önemliydi. Rus basını da bunun altını çizmiş yine. Acımız ortak ama bunu siyasete ya da iki ülkenin ilişkilerine karıştırmadan bu acıyı geride bırakıp önümüze varacağız yorumu, duruşu var. Ve şimdi tabii ki Amerika ile devam edelim. Dün Donald Trump beklenen stratejisini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Washington Post şunu öne çıkarmış. Bu stratejide bir kuram var. O da ilkeli gerçekçilik. Bu ilkeli gerçekçiliğin dayandığı da bir zemin var. Rekabet, küresel rekabet. Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisi bu rekabete karşı Amerika'nın nasıl konumlanacağını anlatıyor. İlkesi de tabii ki önce Amerika doktrini. Bu önce Amerika doktrini olarak tanımlanan temel aslında Rusya ve Çin'i siyasi, ekonomik rakip olarak görüyor. Dün de doktrinde bunun altı çizildi. Ancak sürprizler vardı. O da küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın artık bir stratejik tehdit olmaktan çıkarıldığı ve ilk kez ekonomik güvenlik kavramının Amerika'nın yeni ulusal güvenlik stratejisine eklendiği yönünde. Bunların da altını çizelim. Zaten detayları bültenimizde aktarıyor olacağız. Ve İsrail basını, Jerusalem Post'a geçelim. Tabii ki dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Kudüs kararı, Kudüs tasarısı gazetenin gündeminde. Dün de demiştik, tasarı beklenen şekilde kabul edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri veto etti. 14 ülke destekledi ama bu kabul edilmesine yetmedi. Şimdi her şey bitmiş değil. Bundan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yollanacak tasarı ve burada kabul edilmesi için oy çokluğu gerekiyor. Bunun da sağlanmasına kesin gözüyle bakıyor. Ancak Jerusalem Post'un gazetesine göre Filistin'in atmak istediği başka adımlar da var. Amerika ve İsrail üzerinde baskıyı artırmak için. O da Birleşmiş Milletler'de tam üyelik elde etmek ve Filistin'e aynı zamanda yaklaşık 500 uluslararası örgütün üyesi haline getirmek. Ve şimdi Mısır'la devam edelim. El Ahbar gazetesine bakacağız. El Ahbar gazetesi Yemen'de devam eden operasyona dikkat çekmiş. Bunu manşetine taşımış. Zira dün tam 1000 gün geride bırakıldı bu operasyonda. El Ahbar gazetesine göre Suudi Arabistan operasyonda artık bir sayfa kapatmak niyetinde değil. Yani yeni sayfalar açılabilir gazeteye göre. Bütün göstergelerin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonunu daha da şiddetlendireceği, Yemen'deki iç savaşın yeni bir aşamaya geçeceği yönünde olduğu belirtilmiş Mısır gazetesinde. Ve Suudi Arabistan'a bakalım. Arap News gazetesi ise Irak'taki durumu manşetine taşımış. Biliyorsunuz ki Daiş'le mücadele Irak'ta sona erdi. Geçen hafta bu nihai karar açıklanmıştı. Şimdi merak edilen bir konu var. Özellikle de Suudi Arabistan merak ediyor. Şii, Haşdi Şabi milis güçlerinin geleceği ne olacak? Daiş'le mücadele bitti. Hala varlıklarını sürdürecekler mi ve ne şekilde? İşte Irak hükümet sözcüsü Arap Nefse konuşmuş ve demiş ki Haşdi Şabi milisleri ilave etmeyeceğiz ya da Irak ordusuyla birleştirmeyeceğiz. Bulduğumuz formül şöyle. O da Haşdi Şabi milislerinin ve diğer milis güçlerinin yeniden yapılandırılması ve bunun da askeri kurallara uygun olması, bu yeni yapının, oluşacak yeni yapının. Bakalım bu Suudi Arabistan'ı memnun edecek mi? İran'la Suudi Arabistan arasındaki rekabet Irak'ta Haşdi Şabi milis güçleri üzerinden nasıl ilerleyecek? Bu da merak konusu. Ve komşumuz Yunanistan'a gelelim. Eleftheros Typos gazetesi tabii ki ülkede hala devam eden ekonomik krizin yansımalarını manşetine taşımış memurlara kötü bir haber var Yunanistan'da. O da maaşlarında tam %10 oranında kesinti olacağı. Hem sağlık hem de emeklilik kesintileri artırılacak. Eleftherios Sipos yeni kesinti hesaplamasını böyle duyurmuş, kötü haberi de vermiş ve son durağımız İngiltere. Daily Mirror gazetesine bakacağız. Bu kez siyaset ve ekonominin dışında bir başlık seçtik. Biliyorsunuz ki Hristiyan alemi Noel'e hazırlanıyor. Daily Mirror'da Noel'e nasıl sağlıklı girersiniz, Noel'de nasıl sağlıklı kalırsınız, bunun 25 yolunu uzmanlara danışıp listelemiş. Ama bizce bu sadece Noel'e yönelik değil, tüm hayata yönelik bir durum. O nedenle özetleyelim. Yapmanız gerekenler çok basit. Spor yapın, bolca su için, ailenizle ortak etkinlikler yapın. Hatta tüm ailece ekrandan, telefonlardan uzak durun ve ailenizle çatışmayı, kavgayı sonlandırın gibi öneriler var. Biz de bunları aktarmış olalım. Peki, dünyanın manşetinde Süheyla Demir'le birlikte yazılı basında bir tur yapmış olduk böylece.